Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Büşra. Bugün okuma maratonu yapmak istiyorum. Yani bugüne itibaren her gün kitap okuduğum bir okuma maratonu olacak. Her gün düzenli olarak ne kadar okuduğumu, neler yaptığımı bahsettiğim bir video olsun istiyorum. Yani bugün bunu başlatıyorum. Ben şu anda Dönüşümü Diğer Hikayeleri okuyordum. Kafka'dan. Bu şekilde. Hatta ben Dönüşümü bitirdim. Okuduktan sonra dedim ki neden bir video çekmiyorum? Zaten her gün düzenli olarak okuduğum için okuma maratonu da yapmayı istedim. Yani günde en az 100 sayfa okuduğum bir okuma maratonu olsun istiyorum. Dönüşümden sonrasını okuyacağım. Yani bu kitap şu an 192 sayfa. Ve ben 80 sayfa okumuşum. Dönüşümü bitirmiş oldum bugün için. Gayet güzel bir kitap. Tavsiye ederim bu arada. Diğer hikayelerini de okumaya devam edeceğim tabii ki de. 4 tane hikaye var toplam içerisinde. İlk kitabım bu olsun istedim. Zaten yarısını okuduğum için böyle çerezlik güzel olabilir gibi düşündüm. Dönüşümden biraz bahsetmek istiyorum. Zaten herkes biliyordur az çok ama yorum videosu bu arada gelecek bu ay son okuduklarımda. Bu kitabı göreceksiniz. Sevip sevmediğimden bahsedeyim. Tabii ki de çok sevdim. Keşke daha önce okusaymışım diyorum dönüşüm hikayesini. Çok güzel. Yani düşünsenize bir gün uyanıyorsunuz, bir böcek olarak hayatınıza devam ediyorsunuz ve o andan sonra yaşananları okuyoruz. Aslında bunun çok daha fazlası bu kitap. Hani daha fazla şey aslında bize anlatıyor. Mesajları çok dolu dolu bir kitap. Çok felsefi. Hani konuyu her yere getirebilirsiniz. Böcek değil de hasta olduğunuzu varsayın. Ya da bir sağlık sorunu olduğunu varsayın. O şekilde de kitabı devam ettirebilirsiniz. Bence çok güzeldi. Çok severek, çok beğenerek okuyorum şu anda. Kesinlikle yani tavsiye ederim dönüşüm hikayesini. Eğer okumadıysanız çok seveceğinizi düşünüyorum. Çok uzatmayayım çünkü yorum videosu zaten gelecek. Okuma maratonunda böyle çok fazla uzatmak istemiyorum. Sadece kitabı sevip sevmediğimi söylemek istiyorum. Böyleydi. Gayet hoş. Bir de eğer ki okuyamama durumunuz varsa bence kesinlikle dönüşümü alın elinize. Direkt okumaya başlayın. Çünkü böyle sayfalar su gibi akıp gidiyor. Yazarın uzun cümleler olmasına rağmen çok akıcı bir şekilde yazmış. Ve merak ederek okuyorsunuz yani sorun olacak sorun olacak diye. Ve her ayrıntıyı da düşünmüş. Çok güzel, çok beğendim. Bu kadardı. Ben şimdi biraz okumaya gideyim. Diğer hikayelerini büyük ihtimal okur gelirim. Bugün böyle biter. Ve onlarla ilgili de ne düşündüğümü bugün söylerim size. Öyle bakalım güzel bir maraton olacağını düşünüyorum. Tabii ki hangi kitapları okuyacağımı da göstereceğim. Şu an kitap seçmedim. Aslında iki tane daha kitabım var. Nisan ayında okumayı bitirmek istediğim. Yani seçmiştim, bitmedi hala. Hem onları bitirmiş olurum, güzel olur. Onları tabii ki de video devam ettikçe göreceksiniz. Şimdilik ben gidiyorum. Bir sonraki güncellemede görüşürüz. Herkese merhaba tekrardan, ben geldim. Dönüşüm ve Diğer Hikayeler kitabını bitirdim. Zaten sabah erken kalkmıştım, dönüşümü okumuştum. Video çekmek sonradan aklıma gelmişti açıkçası. Bugün itibariyle Dönüşüm ve Diğer Hikayeleri bitirmiş oldum. Şu an saat bu arada 6 ve 23 Nisan. Bütün gün evdeyiz, malum dışarıya çıkamıyoruz. Ben de maraton başlatmak istemiştim. Kısaca kitaptan bahsetmem gerekirse toplamda 4 tane öykü var. Dönüşümü zaten anlattım. Ceza Sömürgesi var. Ki Ceza Sömürgesi gerçekten beni çok derinden etkiledi diyebilirim. Çok böyle korkarak da okudum. Bazı sahneleri okumakta çok zorlandım. Gerçekten zorlayıcı ögeler var. Burada karakterler var. 3 karakter üzerinden anlatıyor. Birisi gezgin. Bir tanesi subay mıydı? Subay diyeyim ben. Subay da olmayabilir ama bilmiyorum neydi ikincisi. Subay. Diğeri ise mahkum. Bu 3 karakterin tarafından böyle okunuyor. Mahkum kendisinin ne suç işlediğini, ne ceza verildiğini bilmiyor. Subay da kendinden önce komutanının işlediği yani kafasında kurduğu düşünceye inanarak ceza sömürgesini benimsemiş bir kişi. Ve gezgin de bunun yanına giderek böyle fikirlerini, duygularını söyleyen, orada ne olup bittiğini raporlayan birisi. Bu üçünün üzerinden anlatılıyor ama sonu gerçekten çok dehşetti ve ben okurken çok zorlandım. Zorlanacağınızı düşünüyorum. Son iki hikayesinde ise mesela Taşra'da düğün hazırlıkları, son hikayesini söylemem gerekirse o hikayede şeydi böyle, sanki böyle yarım kalmışlık vardı ve sanki nasıl desem böyle zaten eksik sayfalar varmış yazar. O şekilde kitabın başında falan söylüyor işte eksik sayfalar var falan diyerekten. Böyle hikaye başlamadan bitiyor gibi hissettim ben. Onda çok fazla bir şey anlamadım. Diğer hikayesi de yine aynı şekilde ama ilk hikaye gerçekten çok güzel. İlk hikaye için bile okunabilen bir kitap olduğunu düşünüyorum.
İlk kitabım böyle bitti ve yazar kitabın başında şey diyor. Kafka kapak tasarımında hiçbir şekilde böcek resmi olmasını istememiş ama daha sonra tabii ki de bu şekilde Basanyaylı'nın evleri var. O yüzden ben bu dönüşüm kitabında görüyorsunuz. Doğan kitabın böcek resmi yok ve bence gayet de güzel olmuş. Yazarın arkasından gittiğini düşünüyorum ben. Bence böyle. Şimdi okuyacağım kitapları seçelim. İlk kitabım bittiğine göre belki akşam başlarım gece ya da yarın başlarım diye düşünüyorum. Tarihi Hoşçakal Lokantası ve Nefret Oyunu. Büyük ihtimalle ben Tarihi Hoşçakal Lokantası'ndan başlarım gibi geliyor. Çünkü öykü kitabı böyle biraz hoşuma gideceğini de düşünüyorum. Sanırım buna başlarım. Yani ikisinden birine başlarım ama büyük ihtimal. Neyse buna başlıyorum. Evet, karar verdim. Bunu en son okuyacağım. Buna başlayacağım. Yarın başlarım ya da bu gece başlarım bilemiyorum. Zaten güncelleme çekerim. Eğer başlarsam, başlamazsam da yarın bir güncelleme çekerim. Şimdilik ben poğaça yapmaya gideceğim. Çünkü oruç tutacağız ve gece poğaça daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü ekmek almamıştık biz. Öyle gidiyorum poğaça yapmaya. Bir sonraki güncellemede görüşürüz. Herkese tekrardan merhaba. Şu an saat gece 1 oldu. Ben küçük bir durum güncellemesi yapmak istedim. Sahura kadar ayakta durmayı planlıyorum. O yüzden kitabımı okuyacağım. Hem uykum kaçsın diye de son kahve içmek istedim. Yanına da kuru incir ve bu gördüğünüz devasa büyüklükte suyu da bitireceğim. Bakalım sahura kadar dayanabilecek miyim? Belki de erken yatarım. Sahurda tekrar kalkarım bilemiyorum. Şimdi bir durum güncellemesi yapacağım dediğim gibi. Tarihi Hoşçakal Lokantası'na ben bugün başladım. Bugün gerçekten bayağı bir kitap okumuş oldum. Yani 200'ü geçtim artık. 200 sayfadan fazla okudum bugün. Kendimi aştım diyebilirim. Ama evdeyim ve çok canım sıkıldığı için böyle benim için güzel oldu. Bundan sonra bu şekilde okumalar yapabileceğimi düşünüyorum. Şöyle hemen göstereyim ben. Yani bu kadar okudum. Yani şu an ben kaçtayım? 22. sayfadayım. İlk iki öyküsünü okudum. Öyküler zaten çok kısa. Şöyle de göstereyim baştaki öyküsünü. Bir dakika. Kaya Bakkalyesi ve Soluk Taşı'nı okudum. Gerçekten çok güzel öykülerdi. Çok beğendim. Yazarın dili, kalbime işleyişi çok güzel. Ya hoşuma gitti. Bence seveceğim ya. Sonuna kadar seveceğimi düşünüyorum. Genel olarak böyle kenarda köşede kalmış insanların yaşamını okuyoruz. Aslında üzerine düşünemediğimiz, aslında her zaman her tarafta olan insanlar ama biz onları çok görmüyoruz. Onların hayat hikayelerini anlatıyor diyebilirim. Hoşuma gitti. Çok sıcak buldum Şermin Yaşar'ın kalemini. Asla son olmayacak bu kitap. Şimdi ben gidiyorum. Kahvem daha fazla soğumasın. Büyük ihtimal yarın tekrardan görüşürüz. Şimdilik iyi geceler diliyorum. Herkese ikinci günden tekrar merhaba. Benim okuma maratonum hala devam ediyor. Zaten güncelleme yapmıştım. Tarihi Hoşçakal Lokantası'na dün gece başlamıştım. Bugün itibariyle kitabı bitirdim ve gerçekten beğendim. Ufacık böyle duygularımdan bahsetmek istiyorum kitap hakkında. Böyle kısa kısa öykülerden oluşan bir kitaptı ve beni asla yormadı. Bir çıpla da okuyabildim zaten. Öykülerdeki karakterler gerçekten böyle günümüzdeki insanlar, tanıdık karakterler. Tabii ki her öyküsüne bayılmadım ama bazı öyküleri çok sevdim. Bazı öykülerde güldüğüm de oldu, bazı öykülerde üzüldüğüm de oldu ama genel olarak kitabı sevdim diyebilirim. Yani öykü anlamında favori kitaplarım arasında girdi. Çünkü ben çok az öykü kitabı okudum. Bu da onlardan biriydi. İyi bir seçim yaptığımı düşünüyorum. Tabii ki çok öykü okuduysanız bilemiyorum sever misiniz ama ben öykü kitapları çok az okuduğum için bu kitap benim beklentimi karşıladı. O yüzden sevdiğim bir kitap oldu. Şimdi bugün bu bittiğine göre ben diğer kitabıma geçmek istiyorum. Bu arada ben bu kadar hızlı okuyamazdım normalde ama malum sahura kadar ayakta olduğum için bayağı da bir kitap okumaya başladım. Yani Mayıs ayında seçtiğim kitaplara bile başlayacağım neredeyse. Nisan ayında kitaplarım bitecek. Bakalım umarım başlayabilirim. Yani bir de bu arada da bir sonraki videomda Mayıs ayında okuduklarım videosu olacak. Bugün itibariyle çekmeyi planlıyorum o videoyu da. Şimdi ben Nefret Oyunu kitabına başlayacağım bugün. Bilmiyorum nasıl gider bilmiyorum. Çok beklentim var bu kitaptan. Umarım da severim. Bunun ikinci kitabı da var bende. %99 benim diye. Bunun devamı mı değil mi çok emin değilim ama bunu okuduktan sonra göreceğiz. Zaten üzerinde %1'lik kısmı galiba bunun devamı. Yine de çok emin değilim. Okumadığım için bilemiyorum. Bakalım bu kitaba bugün başlayacağım. Bugün ikinci gün dediğim gibi. Bayağı da bir kitap okumuş oldum ben.
Bugün de bundan biraz daha okursam yarın da bu maratonu belki sonlandırırım. Yine bilemiyorum. Videonun gidişatına göre, uzunluğuna göre de kararım değişebilir. O zaman ben kitap okumaya gidiyorum ve bir tane de video çekeceğim sizler için. Bir sonraki güncellemede tekrar görüşürüz. Selam arkadaşlar. Nefret Oyunu'ndan bayağı bir okudum. Size göstereyim. Bu arada mutfaktayım ben. İşlerim var. Malum iftara hazırlık yapıyorum. Bir yandan da kitabımı okuyorum. Şöyle göstereyim. 89. sayfaya kadar geldim. Bu kadarcık okudum bugün. Gerçekten çok tatlı bir kitap. Hani okurken bazı yerlerde gülüyorum, bazı yerlerde sinirleniyorum. Yani iki karakterin birbiriyle atışması gerçekten çok zevkli. Okumanızı tavsiye ederim. Yalnız artı 18 sahneler olabiliyor. Yani ona göre okuyun. Bence yetişkin içerikli bir kitap ama çok tatlı, böyle ofis ortamı falan da var. Hani benim sevdiğim bir tarz olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu dönemde gerçekten kafa dağıtmalık oldu. Çok iyi geldi. Zaten yorumlayacağım size. Bugün büyük ihtimal biraz daha okurum. Yatmadan bir güncelleme çekerim diye düşünüyorum. Yarın da bu videoyu sonlandırırım. Çünkü bu kitap son kitabım olacak diye düşünüyorum. Bu şekilde. Bu arada ben Magnolia yaptım. Şöyle görünüyor. İftardan sonra yiyeceğiz. Biraz şekilsiz oldu ama aceleyle yapmış oldum o yüzden. Bir de burada pide hamurum var. Kabarmasını bekliyorum. Pide de yapacağım. Yani bugün mutfakta bayağı bir zaman geçireceğim. Çünkü iftara hazırlık yapıyorum. Böyle bildirmek istedim sadece. Buradan da güncelleme yapmış olayım dedim. Hamurum kabarana kadar biraz daha kitabımı okuyacağım. Ondan sonra belki tekrar bir güncelleme için gelirim. Şimdilik görüşürüz. Herkese merhaba. Pidenin son halini göstermek istedim. Belki merak edenler olursa diye. İlk defa yaptım ve çok güzel görünüyor. Umarım tadı da güzeldir. Zaten iftara çok az kaldı. Şu an saat 6. 2 saat sonra tadına bakabileceğim. Bu arada 2 tane çıktı. Şurada da var yine. Aynı boyutlarda. Bir de akşama pilav ve sebze çorbası yaptım. Yanına da tavuk yapmayı planlıyorum. Herkese tekrardan merhaba. Aslında kameranın karşısına geçmek isterdim fakat o kadar halsizim ki böyle yapacağım. Yani kapanışı bu şekilde yapmak istiyorum. Umarım kusura bakmazsınız. Ben de böyle kitaplığımın önüne geldim ki görsel olarak güzel bir güncelleme olsun. Ben Nefret Oyunu'nu bitirdim. Bugün 3. gün ve akşam oldu. Neredeyse saat 6 ve bitti kitap. Gerçekten çok beğendim. Tabii ki bazı sahneler var. Hani biraz yaşınız büyük olması gerekiyor ama onun dışında gerçekten çok harika, çok böyle gülerek okuduğum, severek okuduğum bir kitap oldu. Kısaca konusundan bahsetmem gerekirse, iki yayın evi krizden dolayı birleşiyor ve iki tane de CEO'su var. Birisi zaten adı neydi? Lucy. Diğeri de Josh. Josh diyeceğim ben, umarım yanlış okumam. İkisi asistanlık yapıyor. CEO asistanlığı yapıyor ve bunlar karşı karşıya geliyorlar. Yani birbirlerine düşman oluyorlar bir nevi. Zaten onların düşmanlıklarını okurken o kadar kahkahalara boğuldum ki size anlatamam. Özellikle Lucy'nin davranışları, Lucy'nin hareketleri bilmiyorum. Yani okurken çok güldüğüm bir kitap oldu ilk defa. Güzeldi. Yani terfi içinde mücadele ediyorlar bu arada. Ve sonlara doğru gerçekten kitap beni şaşırttı. Hani böyle eğlenceli bulduğum bir kitap oldu. İyi ki okudum dedim. Tabii ki bilmiyorum, çerezlik bir kitap olduğunu düşünüyorum. Belki siz seversiniz, belki sevmezsiniz, bilemiyorum ama ben sevdim gerçekten de. Okudukça sevmemek de mümkün değildi açıkçası. Kitabı okurken hani sanki ben de onların arasındaymışım gibi hissettim ki ben böyle hani büro ortamında hiç daha önce çalışmadım ve çalışmak isterdim. Aslında insan kaynakları kursuna falan gittim hani belki olursa diye ama bir türlü böyle masa başı bir iş bulamadım kendime. Biraz da o yüzden galiba kitabı çok sevdim. Böyle karşılıklı atışmaları. Bilmiyorum, çok hoşuma gitti. Çok beğenerek okudum. Akıcı yani kitap. Başlarda böyle herkes bunu mu beğenmiş ya falan dedim.
Hani ilk kitaba ilk başlarken, ama sonrası yani su gibi aktı açıkçası. Karakterlere ısındım, alıştım. Gayet hoşuma giderek okuduğum bir kitap oldu. Yani bir de böyle birbirlerine lakap takıyorlar. İşte kurabiye diyor, ona başka bir şey diyor falan böyle. Hani ne bileyim, küs olmalara bile bayıldım yani. Küs oldukları halde iki karakter. Hani birbirlerine attıkları trip bile çok tatlıydı. Çok güzeldi, bilmiyorum. İkinci kitabı da ben bu arada Mayıs ayında okuyacağım. %99 benim. Onun ne anlattığını şu an bilmiyorum ama umarım devamı falandır. Çünkü çok eğlenerek okuduğum bir kitap oldu. Hayatımda ilk defa bu kadar eğlenerek bir kitap okudum. Böyle karakterlerin içinde gibi hissettim kendimi. Bilmiyorum, güzeldi ya, ama dediğim gibi rahatsız edecek sahneler var. Eğer ki okuma taraftar değilseniz tabii ki kendiniz bilirsiniz, ama bana sorarsanız ben sevdim yani bu kitabı. Böyle seveceğimi de beklemiyordum açıkçası. Üçüncü günün sonuna geldik. Yani bu son kitabımdı. Böylelikle bugün bitti. Bilmiyorum, bir daha güncelleme yapar mıyım yapmaz mı bilmiyorum, ama galiba bu sondu. Başka bir kitaba geçmeyi planlamıyorum şu anlık. Aslında bu maratonu ben 7 günlük yapmak istemiştim ama Ramazan dolayısıyla böyle her gün video çekmek gerçekten zor oluyor. O yüzden 3 günle sınırlı kalsın istedim. Zaten 3 günde de 3 kitap okumuş oldum. Bence gayet verimli oldu yani bana kalırsa. Diğer türlü bitiremezdim. Bu şekilde biraz da size kitaplığımı göstereyim. Böyle yeni düzenledim. Okuduklarım, okumadıklarım ayırmıştım. Biraz ondan bahsedeyim. Şöyle şu şekilde buradakiler okumadığım kitaplar. Yine bu kısımda okumadığım kitaplar. Ve burası ve burası da okumadığım kitaplar. Diğer altta kalanların hepsini okudum şöyle. Zaten okuduklarım genel olarak elimden çıkardığım için az görünebiliyor ama aslında daha fazla kitap okumuşum. Bu şekilde de göstermiş olayım. Belki kitaplık tur da çekerim, yine çok emin değilim. Bu arada elimde tuttuğum için biraz sallıyorum. Onun için de özür dilerim sizden. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Eğer böyle okuma maratonu videolarının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ben de ona göre çekeyim. Çünkü benim okuma maratonlarım çok fazla izlenmiyor. Eğer izlenirse, istek alırsa tekrardan yapabilirim. Belki böyle bir haftalık yapabilirim. Ya da 3 günlük 3 günlük yapabilirim. Çok emin değilim yani. Size kalmış. Sevip sevmediğinize göre ben de ona göre bir karar vermek istiyorum. Çok uzattım. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın.